Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemiyle alakalı konuşuyorduk. Az sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dün medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ekranlara taşıyacağız ve üstüne uzun uzun değerlendirmelerimiz olacak. Trabzonspor'un gündemini ve başta Trezeguet transferini de ayrıca değerlendireceğiz. Bunu da söyleyelim. Cabral'la alakalı Beşiktaş'ın bir beklentisi vardı. Kanat oyuncusu sol kanatta oynuyor. Böyle bir profilde siyah beyazlar arıyor. Evet. O konu ne oldu o gün? Şöyle bir süre bir görüşme yapıldı. Evet, sonrasında yani o görüşmeler esnasında oyuncunun da raporları talep edilmişti. Çünkü son yıllarda böyle sakatlıkla ilgili problemler yaşadığı dönemler oldu yani. Beşiktaş yönetimi kendi oyun planına uygun görmedi. Şöyle ki görmedi. Bir risk teşkil ettiğini düşündüler bu transferin. Zamanında Enkudu'da yaşadılar çünkü. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Cabral transferinden bu sebeple vazgeçtiler. Beşiktaş yönetimiyle buraya gelmeden yaptığım görüşme nezdinde söylüyorum. Cabral'ı düşünmüyorlar. Bir risk gördüklerini söylüyorlar çünkü bu transferde. Sol forvet noktasında zaten Muleka'yı konuştuyduk. Burnley ile standart leyicinin bir anlaşma sağlaması üzerine ibreler tersine dönmüştü. Ama şimdi işte yeniden işte, Sercan da haberini geçti. Bendeki bilgiler de aynıydı. Muleka'nın Beşiktaş'a gelme arzu ve isteği olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Beşiktaş'taki gündem maddeleri aslında çok fazla oyuncu etrafında dönmüyor. Vegors ne olacak? Muleka nedir? İşte sol stoper, Emrecan, Emirhan Topçu. Hep aynı isimleri konuşuyoruz. Yani mesela şöyle bir şey yok Beşiktaş'ta ya. Orta sahaya transfer. Yok çünkü gündemde. Ya yapmayacak ki. Beşiktaş'ta şu an çünkü omurgayı oluşturmak üzere Beşiktaş. Sayısı aldı. Sayısı aldı. Sayısının önüne geç, sonu aldı. İleri ucada Vegors'un imzaları atıldı, resmileştiği anda Beşiktaş'ın omurgası oluşuyor. Beşiktaş'a zaten nokta oyunculara ihtiyacı vardı. Çünkü geçtiğimiz sezon şu söylenemedi. İşte Beşiktaş'tan şu kadar oyuncu ayrıldı. Ya ayrıldı da bu oyuncuların kaç tanesi ilk 11'de oynuyordu? Öyle değil mi? Kaç ilk 11 oyuncusuydu? Gidenler gibi gelenler de oldu bu kadro içerisinde, evet. Ve genç havuzdan. Nasıl genç havuzdan? Aydın Asiç. Ya şimdi mesela Aydın Asiç Beşiktaş'ın beklentiler içerisinde olduğu bir oyuncuydu. Sonuçta sizin bir alternatifiniz olarak var o kadroda. İşte Kartal Kayra, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'in bence en kıymetli orta sahalarından bir tanesiydi Kartal. Çok iyi bir oyun zekası olduğunu bize gösterdi orada. Şimdi burada sizin Josef ve Jetson hattına bir alternatifiniz oluştu. Atiba ile yeniden imzaladınız. Emirhan İlkan'ınız var sizin. Dolayısıyla zaten Gezal'ı falan saymıyorum, hani Rose, Gezal, kemik sistemdeki ana tema hatları Beşiktaş'ın belliydi. Neydi Beşiktaş'taki problem? Sol stoper ne olacak? Çünkü Valerian İsmail ya 4'lüye döner, her gün şu soruldu ya, oraya transfer olmazsa 4'lüye döner mi? Hayır, Valerian İsmail 4'lüye dönmeyecek. Valerian İsmail 3'lü sistemde devam edecek. Beşiktaş yönetimi sol stoper almak istiyor. Almak istediği birinci isim de Emrecan Uzunan. Ama İstanbulspor'dan bir oyuncu almanın kolay olmadığını İstanbulspor'u bilen herkes de iyi anlar. Zor bir transfer süreci olur. Onun dışında Emirhan Topçu var. Rizespor'dan isteniyor. Şöyle, bu oyuncularla ilgili şu söylenebilir. İşte Beşiktaş'ın ilk 11'ine direkt koyabileceğiniz oyuncular mı mantığıyla gidebilir. Ama Beşiktaş'ta şu da var. Dönüşümlü oynatmada düşünülüyor biraz. Yani her maç ligin işte tamamında bu oynayacak kaidesi yok. Çünkü orada Montero da var. Atlamamak gerekiyor. Sayıs Montero oynadığında sağ stoper belki Necip olacak. Düzenli olarak söylemiyorum bunu. Zaman i̇şte, zaman. Tabii mesela Emrecan transfer oldu. İşte 2 hafta, 3 hafta neyse ligin ilk bir 10 maçında, 15 maçında Emrecan oynayabilir. Bir bölümünde Necip oynayabilir. Yani orada bir değişim olacak. Stabil bir şekilde ilerlemeyecek gibi duruyor. Oldu ki işler sağ stoper konusuna döndü. Sağ stoper konusunda şunu söyleyeceğim. Beşiktaş eğer giderse bir sağ stopere, bu ilk isim Tayyip Talha Sanıç olur. Adana Demirspor'daki. Ama henüz o gündem yok Beşiktaş'ta. Tamamen sol stopere odaklı gündem var savunma hattında. Sen zaten az önce söyledin Fasnacht'la ilgili.
Fasnacht'ın en büyük özelliği bence Beşiktaş'taki giderebileceği en büyük özellik birçok farklı mevkide rahatlıkla oynayabiliyor. Yani ben tanıdığım bir oyuncu değildi. Biraz bakındığımda mesela sol kanatta 21 maça çıkmış. İşte sağa bakıyorsunuz 30 maça çıkmış. Santrafor'da 50 maça çıkmış görüyorsunuz. İşte orada 25 maç. Her bölgede oynamış. 8 farklı bölgede oynamış. Hani Necip Uysal'ın yabancı versiyonu diye bir joker tabiriyle. Yani Necip Uysal sağ bek oynadı, sağ stoper oynadı, evet. Merkez oynadı. Ön libero, 8 numara vesaire hepsini oynayabildi. Fasnacht da böyle bir oyuncu. İsteniliyor. Ancak kulübüyle arada rakamsal farklılıklar var. Çünkü Beşiktaş 2 milyon euroya kadar çıkıyor. Young Boys 4 milyon euro istiyor. Olabilir mi? Beşiktaş yönetimi söyledi. Zor bir transfer. Evet, gündemimizde ilgileniyoruz, görüşüyoruz ama zor bir transfer dediler. Oyuncu tarafıyla ilgili değil bu. Tamamen kulübünün Beşiktaş'a verdiği yanıtla alakalı. İki katı farktan bahsediyor sonuç evet. itibariyle. 2'ye 4. Weghorst'la ilgili de söyledik. Weghorst'la sadece ve sadece artık Beşiktaş yönetimi Burnley'den gelecek kağıdı bekliyor. Rıdvan'a da ufak bir değinme yapalım. Lütfen. Hala evet Rıdvan Yılmaz imzaları atılmadı. Neden atılmadı? Sürekli bu konuşuluyor. Çünkü Beşiktaş'ta Frankfurt anlaşmıştı. Rıdvan Frankfurt'ta anlaşmıştı. İmzaya gidiyordu. Ne oldu vesaire. Beşiktaş yönetiminin ödeme noktasında şartlarda bazı istekleri olmuştu. Sonrasında Frankfurt'un yanıtı oldu. Beşiktaş kabul etti. Ama 10 gündür bir ses seda yok. Burada iş sadece artık Frankfurt'tan gelecek bir imza kağıdına bakıyor. Onlarda da biraz Kostić gündemi var. Kostić'i Juventus'a satma durumları vardı ya. Herhalde orada sol bekteki kendi transferlerini önce halledip dışarıya verecekleri. Sonra Rıdvan'la ilgili bir tasarrufta bulunacaklar gibi duruyor. Eğer Rıdvan gelecek sezon Beşiktaş kadrosunda kalırsa kimseye sürpriz olmaz. Bu da ilginç bir gelişme aslında. Transfer bitti, bitiyor gibi görünüyordu. Hatta başkanın işte şu kadar parayı peşin alacağız, şu kadarını %90 tabii. alacağız, şu kadarını %99 alacağız şeklindeki açıklamalarında duyunca bu iş bitti gibi düşünüyorduk Nevzat Dindar. Ama öte yandan kalması da hayırlı olabilir mi Beşiktaş için? De olur yani sonuçta. O pozisyonu doldurabilecek bir oyuncu yok takımın içinde. Zor. Yani o tarz bir oyuncu almaya kalksan Avrupa'dan dünya para vereceksin. Tabii. O parayı bile yani sattığın parayı bile alabilir misin? Soru işareti. Yalnız Beşiktaş'ın transferlerinde hakikaten bu kağıtlar bir türlü gelmiyor yani. Bir kağıt meselesi bir yerde bir tıkanma var yani sorun sadece umarım kağıttır yani belgedir yoksa yani oyuncular hep bir yere işte Weghorst'ta ne kadar erken açıklanırsa yani o kadar Beşiktaş'ın da hayırlısı olacak bir işte. Rıdvan da keza öyle. Şimdi önünü görmek zorundasın. Rıdvan, şimdi Balerin İsmail de zor durumda kalıyordur muhtemelen. Ya Rıdvan bu takımda kalacak mı, gidecek mi? İşte Rıdvan olursa çünkü daha farklı olacaktır muhtemelen. Daha farklı belki bir pozisyon bir oyuncu isteyecektir. Hayır, Rıdvan giderse bir de yani transfer yapmak zorunda oluyor. Çünkü sadece Umut Meraş'ı var elinde. O bölgede oynayabilecek. Yani o yüzden bir kere bu ana başlıkların çok fazla Beşiktaş'ın problemi yok ama bu ana başlıkların bir an önce herhalde bu hafta oldu. Ben biraz sanki şekillenir gibi geliyor. Şey gibi olabilir yani Cenk Tosun dün, bugün Atiba, yarın Weghorst. Bu şekilde gidebilir yani. Kağıda bu. Çünkü dediğim gibi. Eyüpspor'da biliyorsunuz saat başı transfer açıkladı Eyüpspor'da. Doğru. Üst üste 3 gün. 8 tane transfer açıklamış tabii. Üst üste 3 gün Beşiktaş transfer açıklayabilir. Yani yarın da bir aksiyon olabilir diyorsun. Tabii yani dediğimiz gibi hani ve Beşiktaş yönetiminin aktardığı bilgiyi evet. ben aktarıyorum burada. Hoş Beşiktaş yönetiminin şu açıdan en azından medya açısından baktığımızda biraz o fazla bir başlık yok. En azından olan başlıklardan biraz uğraşılması medya açısından iyidir. En azından haber çıkıyor yani. Ya tabii şimdi onunla ilgili, şimdi süreç bu kadar uzayınca sorunun muhataplarına da bu soruları sorduğumda cevap alma hakkımız var. Tabii. Bazen transferleri gizleyebilirsiniz ama artık gizlenecek bir noktada tabii. değil yani bu her işte. Şey ortada artık. Yani 15 gündür bir anlaşma var ortada. 10 gündür, 15 gündür. Dolayısıyla neden imzalar atılmadı noktasına cevabını iletiyorlar. Oyuncuyla Beşiktaş arasında bir problem yok. Beşiktaş'ın Burnley ile ilgili herhangi bir sorunun yok. Sadece Burnley'nin artık bu işi resmiyete dökmesi için Burnley tarafının Beşiktaş'a Weghorst'un evraklarını göndermesi gerekiyor. Evrakını gönderirse Beşiktaş oyuncuyu çağıracak. Bitti.